ediyorum. Birinizle de, birçoğunuzla da sık sık görüşüyoruz zaten. İşte ocağımızı ziyaret eden abilerimiz var içimizde. Bizim davamıza gönül vermiş arkadaşlarımız da var. Ben tanımayanlar için söylüyorum. Turgay Şengönül, Malatya Ülke Ocakları İl Başkanıyım. Yaklaşık 3 yıldır görevdeyiz. Allah'ın izniyle Türk gençliği için ciddi projeler yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bugün de ilimizin kıymetli basın mensupları tarafsızlığıyla bu vatanın ayağa kalkması için, memleketimizin ayağa kalkması için doğru haberi doğru bir şekilde iletebilmek için mücadele eden siz basın mensuplarımızla bir kahvaltı programı düzenleyelim dedik. Ayrıca Ülke Ocakları Genel Merkezimizin başlatmış olduğu ciddi projeler var. Bu ciddi projeleri de sizin aracılığınızla tanıtmak istedik. Bu projelerimizden bir tanesi 16 Türk Devleti'nde zamanda yolculuk. Ülke Ocakları Genel Başkanımızın kaynak kitap niteliği taşıyan çok önemli projelerinden biri. Yine biz bu kitabı dijital ortamda kirlenen gençliğimize engel olabilmek için kartlarını bastırdı Genel Başkanımız. Burada kare kodla gençlerimiz giriş yapıyor, üyelik işlemlerini yapıyorlar. Buradaki kitabın önemi şu 16 Türk Devleti hakkında bilgi veren tek kaynak olma niteliği taşıdığımızı bu tarz projelerle kazanmaya çalışıyoruz. Yine Odak 2023 gençlerimizin okuma hızını %300 oranında artıran bir proje yine kare kodla giriliyor. Lisan sanatlarımız var. Buna tüm gençlerimiz internet ortamından ulaşabiliyor. Tabi şifreli bir şekilde. Burada amaç gençlerimizin hem okuma hızını artırmak hem de okuduğunu anlama hızını artırmak. Bu da işte sınavlarda ne kadar etkili bir şey olduğunu siz biliyorsunuz. Çünkü bizim gençlerimiz şu an benim görüştüğüm kadarıyla zaman olarak yetiştiremediğini söylüyorlar. Çünkü daha çok paragraf soruları ve mantık soruları çıktığı için bu da gençlerimizin sınav hazırlığı noktasında önemli bir proje. Yine en önemli projelerinden biri UZEM. Ülke Ocakları Uzaktan Eğitim Merkezi. Burada 4-5 yaştan yani ilkokuldan KPSS çağına kadar tüm canlı dersler var. Alanında uzman, kendini geliştirmiş profesörler, işte bütün branşlarda canlı ders veriyorlar. Gençlerimiz yine lisans sanatlarıyla girişini yapıyorlar. Burada bunun önemini şöyle söyleyeyim. Biz deprem döneminde bu kartı ilimizde bayağı dağıttık. Konteyner kentte de. Bu kartı kullanıp dershaneye gitmeden dijital ortamda onlarca kardeşimiz üniversiteyi kazandı. Yani bu birebir dershaneciliğin önüne geçmek, gençlerin sömürülmesinin önüne geçmek için yapılmış bir proje ve çok etkili bir proje. Yine bahsettim, KPSS çağındaki kardeşlerimiz bile kullanabiliyor. Bu aylık dergimiz zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Her ay bizde Ülke Ocakları Genel Merkezimiz tarafından dergi basılıyor. O ayki gündem konusuna göre dergi işleniyor. Bunu birçoğunuz zaten biliyorsunuz. Yine genel merkezimizin 2-3 ayda bir çıkaracağı Türk gençliğine hizmet yolunda. Bunları tanıtmış olduk. Hepinize hasreten teşekkür ediyorum. Programımıza